Aman dikkat edin ha. Sizin yani yakalamanız zor bu işleri. Dinlersiniz, dinlersiniz, dinle size ne kadar yutturur da hala anlamazsınız. Kayserili gibi şeyde kaçırırsınız efendim, paralarda çaldırırsınız da haberiniz de olmaz. Efendi Hazretleri anlatırdı onu. Köylü bir adam, o zaman altın akçe geçiyor, kağıt para da yok. Dedi ki ben İstanbul'a gideceğim. O zaman İstanbul'u gören gelen falan çok önemli. Birisi geliyor, bütün millet onu ziyarete gidiyor, Mekke'den gelmiş gibi. İstanbul nerede ya? Ondan sonra İstanbul'a gideceğim falan. Birisi de gelmiş, bu da onu ziyarete gitti. Ya sen gittin ne falan. İşte ben de niyetliyim, şu durdu, parası da var aa. Tamam. Ama dikkat et dedi, çok yan kesiciler var. Diyeceğim, ya sen gibi saf olursan dedi, kestirirsin kendini dedi ben. Ben saf mıyım ya? Bu sefer koydu keseye şey paraları, geldi İstanbul'a. İşte o zaman Beyoğlu Meyoğlu var, Osmanlı muydu oralar, Osman Bey Beyoğlu. Hep Osmanlı zamanından kalma yerler. Merkezi yerler, gelmiş oralara çarşı para. Buralarda pek çarşı yoktu o zaman. Oralarda vardı. Çıktı oralara tabii. Adam dükkanı, mükkanı, binayı, minayı görünce hakikaten ilk gören için yani insan aklını alır. Bu da şimdi dolanıyor, bazı kalabalıklara da giriyor falan. Arada o adamın lafı hatırına geliyor. Şeyi, keseyi böyle yokluyor. Keseyi şeyin içine koymuş. Şalvarın iç tarafından alıyor yani. Orada da liralar olduğu için akçeler ötüyor. Kağıt para gibi değil. Böyle o ara sıra vuruyor, şık şık ediyor. Edince tamam. Ondan sonra o adamın lafı aklına geliyor. Enayi diyor. Çaldırmış paraları diyor. İnsan kontrol edecek diyor. Ondan sonra biraz daha geziyor, biraz birkaç saat öyle dolandı çarşı pazar. Bir şeyler aldı. Lira yani bozdurduğu akçe bitince tekrar akçe bozdurmak için, bir tane daha akçe alması için falan. Arada böyle yokluyor mokluyor. Ha tamam yerinde falan. Para lazım oldu. Bir de baktı ki aa atmalı koymuşlar, o ötüyor. Ulan dedi kendi kendine, sen ne manyak adamsın ki dedi. Öbürü parayı çaldırdı dedi. Hadi gitti. Sen dedi bu atmalı konurken neredeydin dedi. Yani adamın dinini, imanını alırlar, adam hala Müslümanım sanar. Ehli sünnetten çıkarırlar, hala doğru yoldayım sanar. Bir de alıp da boşaltmazlar. Bir de atmalı gibi bozuk inancı da koyarlar. Adam bir de papağan olur. Bir de papağan olur, ondan sonra der ki falan hoca yanlış mı söylüyor? Bak onun da borazanlığını yapar. Peygamberi inkar eden, hadisi inkar eden adamın. Çarşaflı kadın. Yahu kardeşim teheccüde kılıyor, namaz kılıyor. Yahu diyorum dinleme bu televizyondaki hocaları. Nasıl dinleyeceksin bunu fetvalarını şimdi? Ama 100 fetvadan 80'ini doğru veriyor. E tamam da mübarek adam. Sütün içine %20 kan girdi. Nasıl içeceksin bunu? Bulandı bu. Ben onun için diyorum ki kaynak safi kalmalı. Arı duru kaynaktan su içilir. 99 tane doğru konuşuyor. Bir tane yanlış konuşuyorsa bu su bulanıyor. Buna kan düşüyor. Bu nasıl içilir? Murtar olur. Yanlış konuşma payımız yok dediğim o. 100 tane fetva soruldu. 99'u doğru, bir tanesinde İsa Aleyhisselam inecek mi inmeyecek dedi. Ne oldu? İman dairesinden çıkar. Bir icma. Alusi Hazretleri kitabında söylüyor. Bütün alimler tevatür olan konularda inkar eden kafir olur.